Dolar 27 TL oldu, nasıl değerlendiriyorsun? Dolar kullanmıyorum ki. Dolar kullanmıyorsun. Euro. Euro, ha, tamam. Nereden geldiniz? Almanya'dan. Almanya'nın neresi? Bremen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Türkiye'mizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sık sık Türkiye'ye ziyarete geliyorsanız, önceki ziyaretlerinizle şimdiki ziyaretlerinizi bir kıyaslasanız nasıl bir eleştiri yapardınız? Çok pahalı. Aşırı. Yani tamam bak, tüm dünyada var, kabul. Ama siz burada uçmuşsunuz. Yani şöyle söyleyeyim bak, geçen bir alışverişe gittim ben amcaoğlum. Yani Euro 30 TL oldu. Ben bak, ben ona bakmıyorum. Neye bakıyorsun? Birim olarak bakıyorum. Yani ben Almanya'da 150 veya 200 TL bir tişörte, 200 Euro bir tişörte vermem. Yani ben onu birim olarak karşılıyorum. Yani 150-200 TL o aldığım zaman evdekiler diyor ki ucuza almışsın diyor. Yani 300-500'e ben Almanya'da 300-500 Euro'ya ben tişört alamam ki. Vallahi Allah yardımcınız olsun. İki Türk gurbetçi tipi var. Birisi diyor ki Türkiye'de hayat çok güzel, ekonomi güzel. Almanya'da da çok kötü durumdayız. Almanya'da doğalgaz çalıştırmıyoruz, elektrik açmıyoruz diyorlar. Orada da ekonomi kötü diyen bir kesim var. Bir de tam tersi, Türkiye'nin ekonomisi kötü. Benim yaşadığım ülke gayet refah düzeyi yüksek bir ülke olarak değerlendiren gurbetçi var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim bak. Almanya'yı güzel göstermek için ülkemizi kötülüyorlar. Orada herkes biliyor ne iş yaptıklarını. Nasıl diyeyim? Almanya cennet mi? Öncelikle bunu sorayım. Orada. Yok. Akşam 7'den sonra hayat bitiyor. Hayat bitiyor. He. Yani saat 8 dedim mi marketler kapatıyor. Bazısı 9'a kadar açık. Mesela sizin Bim Shock gibi bizde Aldi Lidl var. Onlar saat, şimdi pandemi dolayısıyla zaten hep saatleri 8'e indirdiler. Bu enerji krizi falan vardı ya. Orada yani saat 10'a kadar bazen açık oluyorlardı önceden. Onlar da 8'e indirdi. Yani burada şimdi hani bir Ortaköy'e gidiyorsun, sahilde geziyorsun, bir çay bahçesi, nargileydi falan. Tamam, bizde de nargile kafeler var da ufak ufak, yani burası gibi. Bak şu, Türkiye cennet dedikleri şu. Akşam olduğu zaman gezmeye gidiyorsun. Ne bileyim bir sahile, ama o da tabii bütçene bağlı. Tabii ki Almancı ne diyor? O çok güzel diyor. Niye? Parasını bozdurduğu zaman ona bedava geliyor. Ama ben o gözle bakmıyorum o işe. Diyorum ya sana, ben birim olarak karşılaştırdığım zaman. Yani bugün ya şurada şimdi gördüm 129 lira bir tavuk tabağı. Ben Almanya'ya 129 euro bir tavuk tavana vermem. Ama millet diyor ki ya öyle bakma diyor. Hemen euroya vur diyor. Bak diyor 2 euroya geliyor diyor. Niye öyle bakayım? Sen de insansın, ben de insanım. Öyle değil mi? Yani onun için. Ha, buranın güzelliği şu. Akşam eğlencesi var. Akşam dışarıya çıktığın zaman ailenle ne bileyim sahilde geziyorsun. Hani bir aktivite yapabiliyorsun. Tek farkımız o. Yurt dışı. Duyduğum bir konu gurbetçilerden Almanya'da gece hayatının bittiğine dair. Neden gece hayatı yok sizde? Hayır, gece hayatı şöyle. Gece hayatı yurt dışındaki gece hayatı ya diskodur ya da bardır. Yani burası gibi oturayım bir çay bahçesi, bir sahil kenarı, öyle bir şey yok bizde. Bu yani kötü gece hayatı var. Eğlence hayatı var ama kötü. Yani ailenden bir çoluğun çocuğunu, hanımını alıp gideceğim bir şey yok. Yani o burada var. Onun için diyorlar işte Türkiye cennet, Türkiye şöyle, Türkiye. Almanya battı mı? Batmadı. Niye batıyor? Öyle diyorlar. Battı diyorlar. Abla şimdi sana şöyle söyleyeyim. Almanya Avrupa'nın bel kemiği. Almanya batarsa Avrupa battı demektir. Şimdi diyorlar ya doğalgaz, moğalgaz. Hepsini devlet ödüyor. Ha şunu bak yapıyor. Mesela sana ne diyor? 50 metrekare ise 50 metrekareye atıyorum, şimdi metrekareye 1 euro diyor. 50 euro sana para veriyor. Ha fazla yakarsan diyor, kusura bakma onu cebinden ödersin, ama veriyor. Belli bir kesimin doğalgazını ödüyor yani. Herkesin. Yani devletten geçinen tabii ki. Devletten geçinen. Bak şimdi yeni şey çıktı. Bürgergel çıktı. Adam başı diyor ki 502 euro sana para veriyorum. Gerisini her şeyini ödüyorum diyor. O 502 euro ile geçin diyor. Şu an çalışan bir insan, mesela anne baba, bak iki kişi, iki de çocuk, dört kişi. Sana anne babaya 502 euro, çocuklara bilmiyorum ne kadar veriyor. 200 euro diyorlar. 200 lira çocuk parası her aylık veriyor. O çocuk parası başka, bürgergeld başka, devletten. Başka para da veriyor. Tabii devletten geçinen. Devletiniz dağıtıyor. Yani yalan konuşmaya gerek yok. Şimdi bak, Job Center olayı var. O Job Center kalktı ayın birinde, ocağın birinden beri. Bürgergeld olayı çıktı. Bu bürgergeld dedikleri de yetişkine 502 euro, çocuklara yalan söylemeyeyim bilmiyorum ne kadar. Ama o da vardı gene 300-350 euro vardı. 350 euronun. Atıyorum şimdi 350 mi? 200'ünü çocuk parası alıyorsun ya, 150'sini de devlet tamamlıyor. Yani 350'ye tamamlıyor. Şöyle düşünün, bir tencere, tencerenin içine dolduruyor, işte nereden ne geliyorsa. Adam başı 502 euroya kadar, mesela senin bir 200 euro gelirin varsa sana 150 hakkın var. Senin bir, nasıl diyorsunuz siz, yarım iş, part time mıdır ne? Ha, öyle çalıştığın zaman mesela, o da 520 euroya mı ne? İşte 520 euroya falan çıktı, mesela orada sana diyor ki 200 eurosunu senin olabilir diyor. Yani kesinti yapmıyorum ama 300 eurosunu kesiyorum diyor. Ne oluyor? 502'den 300'ünü kestim, 200 daha üstüne veriyor. Bir de şunları merak ediyorum. Almanya'da bir genç kaç yıl çalıştıktan sonra istediği arabayı alabiliyor? Ya şimdi şöyle, kilometresine, yaşına bakarsan 1500-2000 euroya Mercedes'i 95-98, 2000 model bir Mercedes alırsın 250-300 binde. Yani bu kaç aylık çalışmaya bedel bir genç için? Bir genç için 200-300 euro aylık kenara koysa hesapla. Bir yıl. Yani. Bir yıl.
Hayal mi peki gençlerin araba alması orada? Yok. Burada mesela bir gencin araba alması alamaz. Çok zor. Alamıyor. Milyon olmuş. Evlenemiyorlar burada. O da bir sık. Ya şimdi şu da var ama bak o bizde de var. Maalesef her şey maddiyat olmuş. Yani bir kız istemeye gidiyorsun. Adam baştan diyor 10 tane burma diyor. Ya desene. Ama ya da zor olmaması lazım 10 tane burma. Valla bana bir öyle bir şey. Vereyim mi size? Bak, Türkiye'den alın. Hayır bana öyle bir şey dese yeminle sana bak teneke alırım. 24 ayara bandırırım. Götürür veririm. Çünkü o bana kalmış ne takacağım. İsteyerek bir takı olmaz. Kesinlikle katılıyoruz bu konuda. Hemen konumuza tekrar dönüyorum. Almanya'da emeklilik nasıl sizce? Türkiye'de emeklinin geçim sıkıntısı var, derdi var. Almanya'daki emeklinin nasıl geçimi? Bizim 67'ye çıktı şimdi. Hı-hı. Kanun okeylendi. 67 yaşına kadar bak geçen güzel bir şey yapmış. 18 yaşında okulu bitirsem, 3 senede Ausbildung dediğimiz yani bu meslek lisesini yapsam. Diyor ki 50 sene çalışmam lazım ki emekli olayım. Sizin gibi öyle gün sayısı yok bizde. Yaş. Kadınlarda 63 olması lazım. Erkek 67'ye çıktı şimdi. 67'yi görürsen emekli olursun. 67'den sonra emekli olan nasıl geçiniyor? O da maaşına bağlı. Ne kazanmışsın, yıllardır ne ödemişsin onun %50'yi var. Ne kadar olduğunu bilemeyeceğim. Atıyorum ne bir sen... geçinebiliyorum en azından onu merak ediyorum. Ya geçinemiyorsan devlete başvurun. Üstünü o tamamlıyor. Şimdi bizim buradaki emekliler hem çalışıyor hem de emekli maaşını alıyor ancak o şekilde geçinebiliyorum ama ben diyorlar. Ben 10 gün oldu geleli. Evde takip ediyor şimdi o işte emekliye falan memura zam verilecek. Memura verilmiş 8000 küsür artı bilmem kaç. E niye vermiyor ötekine de aynısını? Emekliye. He. Onun günahı ne? Ona verdi 2000 lira. %25. E bir depoyu doldurduğun zaman gitti zaten o para. Durumlar bu şekilde. Yani çok zor işiniz. Son sorumu sorup kapatıyorum halde. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? İnşallah ileride görüyoruz. İnşallah. Yani hani şimdi hayat şöyledir ya bir inişli çıkışlıdır. Yani siz epey bir zirveye çıktınız. İnşallah bundan sonra inersiniz. Zirveden inmeyelim. Hayır yani hayır, yüksekliğe çıktınız. Daha hani da bir yüksek olalım. Hayır fiyatlar fiyatlar çıkmış biraz insin. Anladım. Hani zamlar çok arttı artık inme zamanı geldi diyorsun. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben geldi oradan soru. Türkiye'ye geri dönmeyi düşünür müsün? Sen buradan Konya'ya gidebilir misin? Giderim. Konya. İstanbul'u özlersin. Bak ben İstanbul'a aşığıyım. Ben gidebilme olasılığımı sordunuz. Anladım. Ben İstanbul'a aşığıyım. Yani bizim amcaoğlu misal sahilde çalışıyor. Yani o boğazı bırakıp da gelirsin. 3 ay sonra özlersin. Yani şu yani maddiyatı bir geç. Şu güzelliği orada bulamadığın zaman diyeceksin ki benim ne işim var burada? Yani dönmeyi düşünüyorsun. Ya zor. Dönemem. Yani açık konu, doğru konuşuyor. Millet diyor ya istesem dönerim. Hayır dönemez. Hayatını orada kurmuş. İşte yani hayatını kurmuş orada. Bak çoluk çocuk okula başlamış. Şimdi babam 71'de gelmiş. Gelmiş 2 sene bir traktör bir tarla alayım gideyim amacıyla. E ne oldu? Evlendi. Ne oldu? Anneme getirdi. Ne oldu? İlk çocuk oldu. Çocuk okula başladı. Habire kaldı, habire kaldı. Ya biz yatın çok... kalkın babanızın elini öpün. Almanya'dasınız. Ne mutlu sizlere diyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Nova Group olarak Almanya'da ne gibi hizmetler veriyoruz? Almanya'ya açılmak isteyenlere şirket kurulumu, vergi numarası alıp banka hesapları açma, muhasebe ve mali müşavirlikle finans hizmetlerini yönetiyoruz. www.almanyadasirket.com. Oturum izni ve vatandaşlık işlemleri için sizlere danışmanlık desteği veriyoruz. Almanya'da iş açan şirketlerin eleman ihtiyaçları ve bireysel olarak gitmek isteyenlere denklik belgesi, çalışma izni, çalışma vizesi ve iş bulmakla işe yerleştirme hizmetlerini veriyoruz. www.novabluecard.com. İşletmelerin depo, mağaza, ofis ve konut ihtiyaçları için ekspertiz, kredi temini işlemlerinin yapılmasını sağlıyoruz. www.novarealtygermany.com. Almanya'ya giden ailelerimizin çocuklarını üniversitelere yerleştirme hizmeti veriyoruz. www.novaalmanyaegitim.com. Güçlü kadrolarımız, tecrübemizle hizmetinizdeyiz.